kolay bir gol, güzel bir gol ama anlamlı bir gol tabii ki. çünkü ülkemiz için güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Ve bu golde 3 1 garantilemiş olduk. önemli olan galibiyeti tabii ki. Golün pek bir önemi yok tabii ki. Maçlara hiçbir zaman Mağlubiyet almak için veya beraberlik için çıkmaz hiçbir takım, hiçbir futbolcular. Yani ben öyle düşünüyorum. Tabii ki bizim galibiyet isteğimiz var. O parolayla çıktık. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çünkü bizim de eksiklerimizin olduğunu biliyoruz ilk maçtan sonra. Ve neler yapabiliriz, Portekiz'in neler yaptığını, iyi yaptığını, kötü yaptığını, bunların analizini yaptık. Ama tabii ki fikrimiz, ana fikrimiz galibiyet alıp gruptan... <laughs> ...net bir şekilde, lider bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Yani şöyle aslında bizim turnuva boyunca... E, ...biz takım olarak e, sabır bizim en büyük parolamız. Çünkü e, sabırlı olursak, acele etmezsek... E, ...çünkü e, bundan önceki maçlarda, önemli kritik maçlarda... E, ...hep böyle heyecanımıza yenik düştüğümüzü düşünüyorum ben. E, biraz da Türk insanının vermiş olduğu... ...yani kişisel e, şeylerinden ötürü biraz böyle heyecanlı bir milletiz biz bir an önce olsun bir an önce başa bu bende de çok fazlasıyla var öz de yapayım bir an önce olsun istiyorum ama bence böyle büyük maçların böyle kritik maçların en büyük parolası sabırlı olmak sahada sabırlı olursak neler yapabileceğimizi gösterdik. Hem hazırlık maçları kötü gözükü gözükebilir sonuç olarak ama bence oyun olarak çok anlamlı noktalara dokunduğumuzu, çok anlamlı pozisyonlar olduğunu düşünüyorum. O bakımdan sabır bence yarınki maçın da <laughs> anahtar kelimelerinden bir tanesi. E, sabırlı olursak, e, oyun planımızı sağa yansıtabilirsek, e, ki yansıtacağımıza inanıyorum inşallah. E, galibiyetle ayrılmamız e, kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. E, yani aslında şöyle tabii ki takım savunması bence böyle büyük turnuvalarda en önemli etkenlerden bir tanesi. İlk maçta vermiş olduğumuz pozisyonlar tabii ki bizi sıkıntıya soktu ama Portekiz'e karşı oyun planımız daha farklı olacaktır ve bununla birlikte takım savunmasını en iyi şekilde yapmamız lazım. Ben de takım savunmasını iyi yapan futbolculardan bir tanesiyim. Çok fazla belli olmasa da çok fazla takım savunmasına yardım ediyorum. E, savunmaya gelip e, takıma yardım ediyorum. Yarınki maç e, bireysel performansların öne çıkacağı bir maç tabii ki. Ama en önemli şey bence takım savunması, takım planlaması. E, i̇nşallah yarın bunu en, en güzel şekilde sana yansıtırız. Başarılı olabiliriz. Ee, hazırlık maçlarının mağlubiyetle e, geçmesi bizi biraz e, tabii ki moral motivasyon olarak biraz düşürmüştü ama e, bu maçın önemi aslında dediğiniz gibi galibiyetle başlayıp turnuvanın gidişatını da farklı yöne çevirebileceğinin farkındaydık. Moral motivasyon olarak tabii ki çok güzel bir olumlu bir etkisi oldu. Bizim zaten çok güzel bir arkadaşlığımız var. İçerideki grup hem yaş olarak birbirine yakın hem de dostluk bağı olarak birbirine yakın. O bakımdan hem galibiyetin vermiş olduğu etkiyle bir de arkadaşlığın güzel olmasıyla çok güzel bir havamız var. Bunu tabii ki sürdürmek istiyoruz. İlk maçı kazandık. ...hiçbir şey bitmedi. Daha her şey yeni başlıyor... ...tabii ki. Ama... E, ...yendiğimiz takdirde yarınki maçtan sonra... ...çok daha farklı bir hava olacağını düşünüyorum. Hem bizler için hem de ülkemiz için. E, çünkü buna ihtiyacımız var ülke olarak. E, i̇nşallah biz de... ...üzerimizdeki bu sorumluluğu en güzel şekilde... sahaya yansıtabiliriz. Yani biliyoruz... ...ama bunları... E, ...tabii ki söylenildiği için biliyoruz. Güzel bir statistik değil... değil. E, ...son... Dünya Kupası elemesinde de bizim için güzel bir sonuç değildi. Dünya Kupası'ndan elenmiştik. Elemelerde eğlenmiştik. Bunlar bizi etkilemiyor. Şöyle etkilememeli tabii ki. Etkilememesi gerekiyor. Çünkü büyük futbolcular, bu seviyedeki futbolcular bunlara takılı kalırsa, bunları düşünürse sahaya kendini, performansını yansıtamaz diye düşünüyorum. Şahsen kendi adıma konuşayım. Takım arkadaşlarım da büyük ihtimalle öyle düşünüyordur. Bunları düşünüp de sahaya çıkmıyoruz, çıkmamalıyız. Yarınki maçın bizim için, ülkemiz için çok büyük bir anlam taşıdığının da farkındayız. Atmosfere gelecek olursak, buradaki statta da atmosfer çok güzeldi. Aynı duyuruyu daha demin TRT Spor'a da söyledim. Biz birlik olursak gerçekten çok güzel şeyler başarabilecek bir ülkeyiz. Biz sahada görevimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde dışarıdan bize motivasyonla birlik olunca, görüntüleri gördükçe çok etkileniyoruz. Kahvede, çay bahçesinde maçı birlikte izleyen taraftarlarımızın görüntüsünü görmek, stada gelen taraftarlarımızın görüntüsünü görmek bizi çok motive ediyor. Çünkü bir ülkenin bizden beklentisinin neler olduğunu biliyoruz. Geçen maç kırmızıydı herkes, bu maçta galiba beyaz forma giyeceğiz. Beyaz olacağız. İnşallah herkes beyaz formayla gelir ve bembeyaz yaparız burayı. Ee, biz de dediğim gibi sorumluluğumuzun çok büyük farkındayız. Fazla bir sorumluluk var ama bu sorumluluğu en güzel şekilde sahaya yansıtabilecek bir ekibiz. Ee, i̇nşallah sahaya yansıtırız. Daha oynadığımı bilmiyorum. Eğer tabii ki oynadığımın e, senaryosunda. Bunlara hazır olmak zorundayız. Ben de hazır olmak zorundayım. Hafta boyunca çalıştık. Çünkü biz Gürcistan'a çalışırken aynı zamanda Portekiz'e çalışmıştık. Çünkü onların da üçlü oynadığını, hatta Polonya'nın da üçlü oynadığını biliyorduk. Bu üç maçın üzerinden provalar yapmıştık. Bu, efendim. Ha, çek yanın ee, şey hazırlık maçında Polonya'da üçlü oynamıştı bu üç maçın üzerinden böyle değerlendirerek maçlarımızı hazırlanmıştık ee, O yüzden belli bir şablon belli bir oyun stiline e, her futbolcu hakim e, Ben de kendi mevkim üzerinden bu konuda hakimim. E, tabii ki Türkiye'de bu şekilde üçlü oynayan çok fazla takım olmadığı için e, biraz sıkıntı çekebiliyor futbolcular Ben de şahsen bu konuda sıkıntı çekebiliyorum ama bunlar Tabii ki futbolun içinde üçlü beşli bazen farklı bir altılı savunma ama bütün savunma geriye iyi aslan zaman altılı da olabiliyor. Bunları hazır olmak zorundayız. Yarınki maç maçın ilk dakikalarında farklı bir skor elde edersek onların farklı bir oyun sistemine de geçebileceğinin farkındayız. O yüzden her şeye hazırlıklıyız ama sahaya yansıtabilmek çok önemli. İnşallah sahaya yansıtıp galibiyetle ayrılırız. 2008'de de büyük bir heyecan yaşadık. Ben şahsen televizyondan izlerken bunun hayalini kurarak buralara geldim o jenerasyonda çok güzel ve etkili işler başarmıştı. Hep aklımızda ama 2008 yakın tarihte başarı olarak var. Biz de bunu değiştirmek istiyoruz. Çünkü başarıya bir aç bir milletiz, bir ülkeyiz. Başarılar elde edemiyoruz son zamanlarda ülke milli takımlar üzerinden bahsedersek. O yüzden dediğimiz gibi ilkleri başaran milli takım jenerasyonu var şu an. Daha da farklı bir e, rol üye, yola gidebiliriz. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Çok iyi futbolculardan oluşabilen bir takımız. E, ben çok büyük hayaller kuruyorum ama bu hayalleri çok dile getirmeyi istemiyorum. Çünkü bazen dile getirmek sıkıntılar yaratabiliyor. E, şu an minimalizde tutarsak eğer hedeflerimizi e, şu an tek bir önümüzdeki e, sınav var. Portekiz maçı. Portekiz maçını geçersek e, sonra gruplardan sonraki aşamaya bakacağız. Böyle böyle ilerlersek başarabiliriz. Başarabileceğimize inanıyoruz. E, bu heyecanı taraftarımıza, ülkemize hissettirebiliyorsak bizler için büyük bir mutluluk. E, ama tabii ki bunu sahaya yansıtmak çok önemli. E, i̇nşallah bunu e, gerçekleştiririz.